Cuma günü Ceren Damar davası görüldü. Ceren Damar davası Türkiye açısından çok şey ifade eden bir dava. Hani davanın seyrine, yürütülüş biçimine, işleyişine baktığında içerisinde çok şey var. Hani bir avukat, polis akademisinde hoca olan bir avukat davanın önüne geçmeyi geçti, artık başka bir yere doğru götürmeye başladı. En ağır suçlardan birisi neredeyse meşrulaşmaya kadar vardırdı. Hani bir davada hani en bu kadar kanıt, bilgi ve delilin olduğu çok ender olur. Arkadan iki kurşunla Ceren Damar'a ateş edildi. Sonra da 17 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil olay yerinde, görgü tanıkları var. Olay yerinden kaçtı, yine görgü tanıkları var. Sonra babası ve annesiyle bir araya geldi ve teslim olmaya karar verdiler. Ve sonra bu kadar net bilgisi, belgesi olan bir dava bambaşka bir yere doğru gitti. Artık Türkiye'nin neredeyse bir vicdan muhasebesi haline geldi. Ya da bir davanın, bu kadar net delil ve belgeleri olan bir davanın aslında nereye götürülebileceğini, adaletin nasıl kirletildiğinin örnek bir davası haline geldi. Şimdi cuma günü duruşma yapıldı ve bu duruşmada sanık tarafı duruşmaya katılmadı, sanık dışında avukatları katılmadı. Avukat Vahit Bıçak hasta olduğu gerekçesiyle rapor gönderdi ama boş durmadı o gün. Medyaya, bir yerlere davayla ilgili bir takım bilgiler verilmeye başlandı. Sonra da sosyal medyada bir takım sahte hesaplarla, sahte isimlerle o hesaplar üzerinden manipülasyon yapılmaya çalıştı. Sonra da cuma akşamı Yavuz Oğan'ın bir de bunu izle YouTube kanalına telefon bağlantısıyla katıldı ve orada yaptığı açıklamalar aslında davanın nasıl olduğunu, nasıl yürütüldüğünü, adaletle nasıl oynandığının bir göstergesi de oldu. Vahit Bıçak'ın oradaki açıklamalarında direkt olarak Ceren Damar'ın babasını, ailesini ve Ceren Damar'ın eşini Levent Şenel'i hedef aldı. Yani bu hedef alma öylesine sıradan bir hedef alma değil. Oradaki sözlerin anlamı çok fazla, o anlam nerelere gidiyor? Çünkü bir polis akademisinde sadece bir avukat değil, polis akademisinde hocadan söz ediyoruz. Annesi babası polis olan bir katil zanlısından söz ediyoruz. O açıklamalar ne anlama geliyor? Şimdi Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar telefon attığımızda. Mustafa Bey günaydın. Günaydın Mustafa Bey. Şimdi biraz Cuma'yı özetlemeye çalıştım. Zor bir gündü sizin için. Zor da bir hafta oldu. Açıklamaları duyduğunuzda ne hissettiniz? Sizde nasıl bir his bıraktı? Mustafa Bey, tabii bu açıklamaları doğrudan ele almak kafi gelmez durumu izah etmek için. Evveline bakmak lazım. Yani dava sürecini toplum yakından takip ediyor. Siz her boyutunu gözlemliyorsunuz. Hatırlayalım, birinci duruşmanın akabinde yaptıklarını ben aileme, bana karşı yapılan psikolojik şiddet olarak tarif ettim. Bu yani sıradan bir söylem değildi. Bunların altı doldurulan, herkes tarafından gözlemlenen bir husustu. Bunu ancak aşama aşama ilerletiyor. Önce psikolojik olarak bu şiddeti uyguladı, bu safhayı kullandı, değerlendirdi. Şimdi üçüncü safhaya bence ilerletiyor işi, tehdit safhasına götürüyor. Tehdit safhasından sonra da ayağınızı denk almazsanız son safhada eylem safhasıdır. Şimdi nereden çıkarıyorum bunları? Açık ve net söyleyeyim, yani Yavuz Oğan'ın programını dinledikten sonra, bakın bir iki not aldım sizinle paylaşayım, bunların ne anlama geldiğini herkes çok rahat tarif edebilir, anlamlandırabilir. Ne diyor? Bu baba çocuğunun kanı üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışıyor diyor. Onaydır meydanlarda diyor. Bakın ifadeye bakın. Bunlar cinayet işlemeye çok yakın insanlar diyor. Aman Allah'ım. Ülkemizde altı yetmiyor, kan davası diye bir sorun var diyor. Onun dışında
bu aile kesinlikle kötü niyetli bir aile diye bizi zan altında bırakıyor. Ben böyle bir aile görmedim diyor. Şimdi bunlar açıkçası baskı altına alma, tehdit etme, ayağınızı denk alın ha yoksa gereğini yaparım demedir bunun açık ve net tarifi. Ben bunları bir tehdit olarak algılıyorum. Yani can güvenliği sorunumuzun ortaya çıktığını düşünüyorum. Niçin? Basit bir örnek vereyim size. Yani bu davayı kaybetti. Nasıl kaybetti? Birinci duruşmada konuşamadı. Kendince mazeret uydurdu. Sempozyumum vardı, yorgundum, uykusuzum, bir şey yapamadım. İkinci duruşmaya hazırlanacağım dedi. İkinci duruşmaya hiç gelmedi. Söyleyecek bir şey yok. Bu biliyor zaten. Diyor ki bu davayı kaybettim açık ve net. Öyleyse gereğini yapmam lazım. Hatta nasıl kaybettiğini nasıl ifade ediyor Mustafa Bey? Aynı gideceğim diyor. Yani Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davayı kaybettim diyor. İstinafta kaybettim diyor. Yargıtay'da kaybettim diyor. Anayasa Mahkemesi'nde kaybettim. Ahime gideceğim diyor. Yani şu anda kendisi ifadesi. Bu evet, bu söyledikleriniz hani mahkemeyi aslında kaybetti değil de mahkeme üzerinde baskı kurma, mahkemeyi de bir anlamda tehdit etme, sanki karar şu anda verilmiş gibi davranıp mahkemeyi de bir baskı altına alma, bir tehdit etme anlamına da gelebilir. Orayı konuşuruz ama şu tehdit kısmını önemsiyorum. Yani siz kendinizi artık bir tehdit altında mı hissediyorsunuz? Hayır, ben değil, tüm ailem, damadım dahil olmak üzere. Şimdi damadım orada duruşmada çok samimi bir şekilde bir ifade kullandı. Bir insani olarak niçin mahkeme heyeti akıl hocasının sağlık gerekçesi nedeniyle mazeret bildirdiğini söyledi. Damadım da çok insani bir tepki gösterdi. Geçmiş olsun babından ne oldu acaba, 9. kattan mı düştü diye meraklı bir soru sordu. Yani bunun arkasında bir şey yok. Hemen bunu ne diyor? Beni atmakla tehdit etti 9. kattan diyor. Yani bu insani duyguyla sorulmuş, merakla öğrenilmek istenen bir soruyu bu tehdit olarak algılıyor. Şunlar tehdit değil, öyle mi? Yani ülkemizde kan davası var. Bunlar kötü niyetli insanlar. Bu aile cinayet işlemeye yakın aile. Bunlar tehdit algısı değil. Yani çok şaşırıyorum Mustafa Bey. Bunlar apaçık tehdittir. Bundan sonraki safhada son safhadır, eylem safhasıdır. Ha, daha ilerisini söyleyeyim. Daha çok bugüne kadar paylaşmadım. Daha ilerisini söyleyeyim. Duruşma, ikinci duruşma öncesi avukatlarımla avukatımın ofisinde toplantı yaptım. Toplantıdan sonra çıktım. 5 dakika geçmeden başta avukatlarım olmak üzere, Sayın Profesör Doktor Çetin Aslan olmak üzere, Eylül Erdem olmak üzere, öncelikle onlara bilinmeyen numaralardan içeriği malum tehdit, korku salmak için kullanılan ifadeler diyeyim. İçeriği malum mesajlar atıldı. Onun akabinde hiç bugüne kadar yaşamadığım, bana da benzer şekilde ses kaydı dinletilirdi. Şimdi bugüne kadar yaşamadığımız bunlar. Bu şu demek, takip ediyoruz sizi, ayağınızı denk alın demek. Ya bu kadar denk getirilebilir mi? Avukatlarımı atıyor, akabinde bana atıyor. Çok açık ve net somut bir veridir bu. Bu son programdaki ifadeleri de bunun kanıtıdır, delilidir. Dolayısıyla buradan çok endişe duydum ben açıkçası. Bugüne kadar tabii davayı yürütmeye çalışıyorduk. Dolayısıyla belki kendince taktikler uyguluyordu. Ben bunu psikolojik şiddet olarak yıpratmak, zayıf düşürmek anlamında, etkisiz kılmak anlamında yorumluyordum. Fakat bu nokta o noktayı çok aştı. Bu yani... Biraz önce ifade ettiğim noktayı çok az açtı. Artık son evreye giriyoruz ha. Dikkat et. Noktasına geldi. Bu kesinlikle can güvenliğimizin tehlikede olduğunu ifade ediyor. Soracaksınız tabii ne yapacaksınız? Şimdi dava devam ediyor. Baştan beri bunun şiddetine maruz kaldık. Şu anda tehditiyle karşı karşıyayız. Bunların tamamını toparlayıp daha en büyük yaptığı şey ortada. İftira attı. Kızıma iftira attı. Ölen kızının hatırasına iftira attı. İspat edemedi, kaçıyor şimdi. Bunları ben karşılıksız bırakacağımı düşünebilir misiniz yani? Bir evladımın saf, temiz, sırf görevini yaptığı için katledilen bir evladımın bu şekilde arkasından iftira
atılmasına izin vereceğimi düşünebilir misiniz? Ben bu işe hayatımı vakfettim. Kimse kusura bakmasın, bu hesabını verecek bunların. Bunların hesabını verecek. Şu anda bu durumu şu, kaybetti her şeyi. Köşeye sıkışmış kedi gibi. Ne yapar köşeye sıkışmış kedi? En sonunda sizin yüzünüze atlar, yüzünüzü tırmanar. Bu şu anda o noktaya geldi. Yapacak bir şey yok, kalmadı artık. O nedenle endişe içerisindeyim. Gereğini de yapacağım. Mustafa Bey, bu bir tehdit altında olduğunuzu, bütün bunların bir anlamı olduğunu, her söylediğinin aslında planlanarak yapıldığını söylüyorsunuz. Ve son açıklamanın hem size hem ailenize bir tehdit barındırdığını ve bu söylediği her şeyin aslında bir tehdit olduğunu da söylüyorsunuz. Peki bir suç duyurusunda bulunacak mısınız bu can güvenliği ve bu tehditler içinde? Kesinlikle, sadece bu aşama değil, yani can güvenliği değil. Bu dava sürecinde yaşattıkları her şeyle ilgili takibe de devam ediyorum. Gereğini yapacağım. Açık ve net söylüyorum. Yani bu kimsenin yanına bırakamayız. Bu şunu bekliyordu. Yani ne diyor? Bakın şurada diyor ki acının yaşanacağının bir yolu vardır diyor. Bakın akıl da veriyor. Acının yaşanacağının bir yolu vardır diyor. Nasıl acımızı yaşayacağız? Kızımızı kaybettik. Evimize kapanalım. İki gözümüz iki çeşme ağlayalım. Bunlar da ortada ciris atsın. Her tür delili karartsın. Yeni iftiralar atsın. Dosyayı kendilerine göre yap, bu zamana kadar yaptıkları gibi kendilerine göre sonuçlandırsın. Bunu bekliyor. Yani acının yaşanacağı bir yol bu, onun tarifine, beklentisine göre. Kusura bakmasın, ben yani bunca yıllık tecrübe mi, bunca yıllık bilgi birikimi mi evime oturup ağlayarak geçiremem. Kızım 27 yıllık kısacık ömründe hep bu haksızlıklarla mücadele etti. Çünkü ben öyle yetiştirdim. Ben de 50 yıllık ömrümde hep bu haksızlıklarla mücadele ettim. Ve antrenmanlıyım. Hiç endişesi olmasın, antrenmanlıyım. Sonuna kadar da götüreceğim. Mustafa Bey, şu şimdi mahkemeye gelinmedi. Bu aslında açıklamalar mahkemede bir savunma olarak da söylenmedi. Kamuoyu aracılığıyla, medya aracılığıyla size ulaşması sağlandı. O açıdan da bunu büyük bir tehdit olarak görüyorsunuz değil mi? Çünkü mahkeme sürecinde, hukuksal bir süreçte bir savunma değil, kişiselleştirilmiş bir davanın kamuoyu açısından size yansıması böyle. Kesinlikle Mustafa Bey, bakın baştan beri söylüyorum, bunların yeri buralar değil. Bunların yeri yani yüce Türk yargısı. Buralar bunlar mahkemede konuşulacak şeyler. Bu mahkemeden gelmiyor, kaçıyor, sokakta çığırtkanlık yapmaya çalışıyor. Geliyor mahkemeye, efendim yorgundum, çalışamadım, uykusuzdum, iki gündür şuradaydım. Yani oralarda konuşamamanın, becerememenin sonucunda sokaklarda böyle kafaları bulandırmıyor. Yok, kafaları bulandırmaya çalışıyor. Ceren Damar görevliydi, görevsizdi falan. Şimdi bakınız, bu kesinlikle baskı. Bunların hepsinin bir arka planı var. Bunlar yani sıradan şeyler değil, öyle laf ola deri gele söylenmiş hususlar değil. Bunlar planlı, aşama aşama, biraz önce söylediğim gibi psikolojik şiddet safhasını geçirdi. Şimdi tehdit safhasında, Yavuz Oğan'ın programıyla tehdit safhasına girdi. Ayağınızı denk alın dedi. Bu kesinlikle başka bunun tarifi yok. Son safhada eylem safhasıdır. Size bu duyguyu uyandıran sadece bir avukatla muhatap olmuyorsunuz. Aynı zamanda polis akademisinde hocalık yapan, polis akademisinde görevli olan birisi olması ve geçmiş ilişkileri, burada defaatle anlattığım bir ilişkileri, o karanlık geçmiş, bütün bunlar sizin toplamında siz böyle bir hisse kapılıyorsunuz değil mi? Tabii. Şimdi bir veriden hareketle böyle bir değerlendirme yapamazsınız Mustafa Bey. Yani bunu gerçekten altını doldurmanız gerekir. Bakın baştan beri ifade ediyorum. Birinci duruşmadaki kızıma atılan iftiralar, duruşmadan sonraki taktikleri, tüm topluma yönelik suçlamaları, şu anda ikinci duruşmaya gelmemesi ve onun duruşmaya gelmiyor. Duruşmaya gelmediği günün akşamı hastayım diyor. Duruşmaya gelmediği günün akşamı televizyon programına katılıyor. Ve bu iftiralarda bulunuyor. Bu tehditlerde bulunuyor. Bu bir bütünsel yaklaşım. Bu böyle teorik olarak var olan bir stratejinin
pratiğe dökülmüş halidir. Yani bu karşınızdaki kişinin ne olduğunu herkes biliyor. Anladım. Peki Mustafa Bey, teşekkür ederim. Ben kolay teşekkür gelsin ederim size. Mustafa Bey. Sağ olun. Görüşmek İyi günler sonra. Diliyorum.